Herkese merhabalar. Bugün iş yerinde kullanılan hitap şekillerinden ve karşılaştığım durumlarla ilgili biraz fikirler, biraz gözlemler paylaşacağım. Bey ve hanım ifadeleri, hani saygı ve hiyerarşi amaçlı malum kullanılıyor. Yani yıldan yıla da pek çok şirket, özellikle kurumsal firmalar, uluslararası firmalar bu nidaları bırakma peşinde. Ama daha böyle geleneksel şirketler tabii, veya yani yine kurumsal olup ama geleneksel organizasyon yapısına sahip firmalarsa bunu kullanmaya devam edecek bu hitapları tabii. Ben kullanılmadığı bir organizasyonun içerisinde nasıl bir kültürel şok yaşıyorsunuz? Bundan biraz bahsedeceğim. Mesela 100 kişilik bir ekibin başındaki bir insana işte filan bey demeyip sadece doğrudan ismiyle hitap etmeye kendini zorlamak gerçekten çok enteresan oluyor. Ona konumu dolayısıyla Sir, yes sir der gibi ismini sonuna biz bey ekliyoruz. Bu bizim hani iş kültürümüz açıkçası. Yani Türk iş kültürünün bir parçası idi bu. Yavaş yavaş azalıyor. Şirket şirket azalıyor. Bazıları ısrarla devam ettirecek, bazıları ısrarla bırakmaya çalışacak. Organizasyonda yöneticilerin eğilimleriyle tabii alakalı bir şey bu. Şimdi bey, bayan, yöneticide hiyerarşik anlam taşıdığı şekliyle kaldırıldığında tabii o yöneticiden bir kalkan da eksilmiş oluyor. Çünkü kendi bir pozisyonu var. O pozisyona dair işini yapabilmesi için bir saygı görmesi gerekiyor. Yani gerçek bu. Kararlarının sorgulanması ve tartışılması ancak onun izin verdiği kadar olabilecek bir pozisyon. Kararlarını tartıştırabilir, kararlarını sorgulatabilir ama o istediği yere kadar. Yani bu işte kral pozisyondaki, patron tipindeki yönetici işte zamanla yıkılıyor. Yerine birlikte karar veren, birlikte ilerleyen lider yöneticiler, onları nesil ve nesil onların yerlerini almaya çalışıyor. Bu lider yönetici, bu liderlik tavrını göstermek adına artık böyle kalkanlara da ihtiyacı olmadığını gösteriyor bize. Yani ne olacak artık? Tabii bu yetenek temelli organizasyonlarda, yani yukarıdan atamayla gelen idari pozisyonlar değil bunlar. Hani devlet yetkilileri değil veya bir sadece sorumluluk sahibi idareciler olmuyor bu tarz insanlar. 100 tane mühendisi yönetiyor örneğin. O mühendislerin arasından gelmiş bir insan oluyor. Yani orada üretim yapılan her ne ürün varsa zaten bu ürünün tüm geçmişini teknik detayıyla, geliştirme detaylarıyla bilip belli bir yere bir liderlik seviyesine ulaşmış bir insan. Dolayısıyla birkaç cümle içerisinde etrafına saygı balonunu zaten konuşarak oluşturuyor olması gerekiyor. Yani sadece adamın giyimi, kuşamı, işte takım elbiseli, ağır takılan, ağır konuşan, az konuşan, yani bilmediği şeyleri çaktırmayan demek bu az konuşan. O patron tipi yıkılıyor, yerine tişört, pantolon, spor ayakkabı, lider tipi yerini alıyor ve artık onun kalkanlara ihtiyacı yok. Neden? Bu bir hodri meydan. Ben zaten tabandan geldim. Mühendistim veya işçiydim veya mimardım veya doktordum, her neysem. İşimi yapa yapa gelerek sizin başınıza geldim diyen bir halini ilk birkaç cümlesinde zaten size anlatarak kendi saygısını kendisi inşa ediyor. Yani konumun, pozisyonun saygısını üstüne giymiyor, hazıra konmuyor, hiçbir kalkana ihtiyacı yok. Ve ben patron değil, ben liderim demiş oluyor. Bu hoş bir şey. Yani gerçekten. Alışması biraz zor. Hani alttaki bir insan için, o kişi tarafından yönetilen bir insan için. Hani 100-200 kişinin başındaki bir insana bey dememek. Ama böyle birine ben sordum. Hani bu bulutlar nerede bitiyor?
Hani bulutların üstünde C-Level'e de bey çekmiyor musunuz? Yok dedi. Yani demek ki belki organizasyonlarda bu bey yavaş yavaş geri çekiliyor. Bey ve hanım ifadeleri. Yani her ne kadar atıyorum mesela 100-150 kişiyi yöneten bir insana ben ismiyle hitap edebiliyor olsam da o kendi üstündeki birkaç level üstündeki bir kişiye bey takısını isminin sonuna ekliyor. bu şu demek yani bu organizasyon bir gömlek deri değiştiriyor aşamasında yani geçiş aşamasında 10 yıllar içerisinde atıyorum C-level birine de artık ismiyle hitap etme yani C-level derken işte CTO, CEO'su, CV'sindeki insanlara da bu organizasyon eğer bugün 100 kişilik ekibin başındaki bir insana ismiyle bugün hitap ediyorsak demek ki bundan yaklaşık 10-15 yıl sonra da C-level birine tabii bu görürsen ismiyle hitap edecek onun altındaki yöneticiler, onun altındaki direktörler, direktörün altındaki falan menajerler, filan menajerler, falan liderler, falan liderler. Evet ama bugün mesela organizasyonların geçiş aşamasında olduğunu da söylemek lazım. Yani onlarda da rüya belli bir bulutun üstünde belli bir katmanda orada da rüya sona eriyor. Ama şimdilik. Çünkü yarın bu bey kalkanına ihtiyaç olmadan yaşayan yöneticiler onlar yavaş yavaş yükselecekler. Ve bu kültürü yukarı taşıyacaklar. Ve bunun da nereden baksan benim örnek aldığım organizasyon için 10-15 yıl var minimum. Ama belki başka organizasyonlar bu evrimi tamamladılar. Kim bilir? Veya şimdi daha başka bir geleneksel organizasyon bu işin çok başında. Düşünsene sadece 4 kişilik bir ekibin başındaki insandan bey takısını alıyorlar. Ama ondan sonra işte 10 kişilik bir ekibin başındaki insana bey demeye devam ediyorlar. Yani o zaman bu C-level'e çıkabilmesi için bu şirketin belki daha 40 yıla ihtiyacı var. Düşün. Yani şirketler de bu konu üstesinden gelmek için uzun yıllar bir evrime ihtiyaçları var. Yani aslında sözün özü eski topraklar emekli oldukça ve yeni bu lider kültürü benimseyen yöneticiler de üst seviyelere çıktıkça bu yeni beysiz, bayansız, hanımsız hitap kültürü de yaygınlaşacak önümüzdeki yıllarda ve tarih olacak muhtemelen. Türk iş kültüründe tarih olacak. Bu öyle gözüküyor. Ya mutlaka koruyan daha muhafazakar. Yani bu anlamda muhafazakar firmalar olacaktır. Onlar da bir gün yenileceklerdir. Çünkü yönetici tipi değişiyor. Yönetici tipi değişince artık bu takılara da, geleneksel takılara da, hitaplara da gerek kalmıyor. Bir diğer hitap da abi abla meselesi. Bu da informal. Aslında hiyerarşi katıyoruz kendi kendimize. Hiçbir şirket sen bunu abi sen bunu abla diyeceksin demiyor tabii ki. Ama şirketlerde abi abla hocam, hocamı unutmayalım. Abi abla hocam ifadeleri personel kendi arasında çalışırken çok çok kullanılıyor. Bu da yaşa, tecrübeye, hürmet geleneği. Bu gelenek de yıkılıyor. Ya ben şahsen bana abi denmesinden hoşlanmıyorum demeye çalışıyorum. Aslında herkes hoşlanır. Bakın amacım yok. Kendisine, yaşına, tecrübesine hürmet edilmesinden herkes hoşlanır. Ama bu hoşluk bir konfor alanı gerek yok. Konfora gerek yok. Konfor hele hele sürekli ve hızlı değişen mühendislik alanında, bir meslek alanında çalışıyorsanız konforla hiç işinizin olmaması lazım. Dolayısıyla birisi abi demesinden de hoşlanmamak bence daha güzel. Sizi bilmem. Neden? Aynı bey beyan hanımdaki oradaki formal hitaplardaki kalkan meselesini burada biz de halk arasında kendi kendimize takıyoruz. Ben kendime abi denmesini isteyerek aslında bilmediğim konularda kalkana ihtiyacım olduğunu itiraf etmiş olmuyor muyum? Yani bana öyle gibi geliyor. Şimdi eğer o kalkan dolunca bir de senden 3-5-15 yıl belki daha az tecrübeli bir insandan bilgi alma kanallarını da kendin de kapatıyorsun. Hani
Halbuki çok hızlı öğrenilebilen, üst üste, vertical, hop 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 kendisini belli bir alanda hızlıca insanların 5 yılda, 3 yılda ciddi anlamda bilgi birikimi sağlayabileceği ama senin o konulara hiç dokunmamış olma ihtimalinin olabileceğini de cebine koy. Ama karşı taraf sana işte o sen 15-20 yıllık bir personelsin, sana abi çekecek ve senin her şeyi zaten biliyor olduğunu varsayacak. Bilmediğini gördüğünde hayal kırıklığına uğrayacak. Veya sen bilmediğini çaktırmamaya çalışacaksın. Bak ne oldu? Hep bir personel arasındaki bilgi paylaşıma, bilgi akışına engel bir durum oldu. Ya bırakın bu takıları dersek eğer en azından hani başka birine kendini söylemekten alıkoyamıyor olabilirsin falan kişiye abi demekten alıkoyamıyor olabilirsin. Ama bize doğru bu hitap geldiğinde ben biraz meselem. Hani biz kimseye abi abla çekmeyelim şeklinde vektörel olarak o yönde konuşmuyorum da kendimize abi abla denmesinden hoşlanmalı mıyız? Bu bizim için yani pragmatik bir tarafı da var mı? Bize zararı olan bir tarafı var mı? Aslında ben bunu tartışmak istiyorum. Bilgi akışına engel olması yanı sıra bir de farklı firmalarla toplantılarda birbirinize abi diye aranızda hitap etmeniz firma adına da profesyonellik adına da tabii bir eksi hanesine yazılan bir şey oluyor. Normalde abi dediğin kişiye de başka bir firmanın yanında da başka bir firmayla toplantı yapıyorken de bu sefer bey çekmekte zorlanacaksın. Biraz böyle hitap etmekte zorlandığın anlar yaşayabilirsin. Yani ufak bir espriyle de yani konuyu artık daha fazla uzatmadan kapatayım. Biliyorsunuz GNU Not Unix diye bir kısaltma vardır Linux dünyasında. Onun gibi nocam diye bir kelime icat edelim. Hocamı en azından emekli edelim. Hocam da ayrı bir üniversiteden beri insanların birbirine hocam aşağı hocam yukarı rahatlıkla ağzı ilk gelen kelimelerden bir tanesi iş hayatında da. Bu da yine diğer informal, hiyerarşik ifadelerden, saygı ifadelerinden. Bunların artık çoktan emekli olma vakti geldi bu kelimelerin. O yüzden ben bazı yakın arkadaşlarıma iyi yazarken, konuşurken nocam derim. Nocam hocam değildir diye de GNU Not Unix gibi bir, tam birebir değil ama bir espriyle kapatalım. Nocam diyelim birbirimize geçelim diyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.